Ben Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın birkaç konuşmasından söz etmek istiyorum. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ bir konuşmasında şunu dile getiriyor. İçeride bir masumun olması vicdanları sızlatır diyor. Biz de bu sözüne dayanarak cezaevinde bulunan, adil yargılanmayan, orantısız ömürlük cezalar alan, beyanla, kanaatle cezalar alan ve iftiraya uğramış mahkum ve masum kardeşlerimiz için ne yapılacak diye soruyorum. Yine Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ bir konuşmasında çok sayıda genç hakim ve savcılarımız var. Belki ilk zamanlarda eksikleri nedeniyle uygulamalarda hatalar olmuş olabilir sözüne dayanarak yine soruyorum. Sayın Adalet Bakanım, adalette adil yargılanma olmadıysa bizim adli mahkumlarımız neden hala içeride? Devam ediyorum. Yine Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ bir konuşmasında FETÖ'nün Türk yargısında işgaline son verdik diyor. Tespit ettiklerimizi dışarı attık ki 5000 hakim terör suçuyla görevden alındı demişler. Çünkü bağımsız ve tarafsız hareket edemeyen vicdani, anayasa, kanun, hukuk dosyasıyla bağlı olmayan terör örgütüyle bağlı olan adalet olanlardan adalet bekleyemeyiz demişler. Yine Sayın Bekir Bozdağ'a sormak istiyorum. Peki FETÖ bir terör örgütü ise bunların üyeleri olan hakim ve savcı, kolluk kuvvetleri adil kararlar vermediyse peki bizim adil mahkumlarımız, adli mahkumlarımız neden hala içeride? Ki şunu da eklemek istiyorum. Eğer adalet bir silah olarak kullanılmışsa, silah olarak kullanılmış bir örgüt üyelerinin verdiği kararlar neden hala yok hükmünde sayılmıyor? Sayın Bekir Bozdağ, bunları söylemek istiyorum. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanıma seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, biz adil yargılanmayan adli mahkumlarımız için bir genel af talep ediyoruz. Çocuklarımız babasız büyümesin istiyoruz. Eşlerimiz yanımızda olsun diyoruz. Gerçekten hayat şartları çok zor. Biz kadın olarak yükümüz çok ağır. Ne yapalım Sayın Cumhurbaşkanım? Biz nasıl geçinelim? Verdiğiniz set yardımları inanın bizi geçindirmeye yetmiyor. Ha, biz sizden maddi destek de beklemiyoruz. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Bir şekilde savaşıp ayakta duruyoruz. Biz tabiri caizse Osmanlı kadınlarımız. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, maddi destek bekliyoruz sizden. Manevi destek bekliyoruz. Pardon, özür diliyorum. Mahkumlarımızı istiyoruz. Anneler, babalar çocuklarının yolunu beklemesin. Cezaevinde gencecik ömürler çürümesin. Adil yargılanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. FETÖ'cü hakim ve savcıların yargıladığı mahkumlarımız için genel af talep ediyoruz. Değerli milletvekillerim, parti genel başkanlarına da sesleniyorum. Sesimize kulak verin. Yıllardır çığlık çığlığa bağırıyoruz. Sesimizi duyun artık. Biz mahkumlarımızın adil yargılanmadığını düşünüyoruz. Cezalarda hak ihlallerinin %77,7 olduğunu söyleyen devlet büyüklerimiz var. Biz bunlara dayanarak da mahkumlarımız için genel af talep ediyoruz. Çok şey istemiyoruz. Mavi melekler için, Ayşeler, Fatmalar için, gözü yaşlı çocuklar için af istiyoruz. Empati yapsınlar, haklı olduğumuzu görecekler. Çok şey istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli vekillerim, ben bir mahkum eşi olarak kızım Mavi Meleğin babasıyla büyümesini istiyorum. Düşünelim, bir toplumun içinde bir çocuk babası cezaevine girmiş. Toplum ona nasıl gözle bakıyor acaba? Toplumu da geçelim. Çocuklar çok acımasızdır. Sınıfındaki arkadaşı senin baban cezaevinde dediği zaman benim çocuğum boynunu büküp duruyor gözyaşlarıyla. Anne bana böyle söylediler diyor. Bu vicdanlara sığar mı Sayın Cumhurbaşkanım? Benim çocuğum babasının cezasının olmadığını bildiğimiz halde neden gözyaşı döksün? Evet, bu çocuklar zaten topluma 1-0 başladılar. Hayata 1-0 başladılar. Bu çocuklarımız topluma nasıl faydalı birer birey olabilirler? Bu da tartışılır. Çünkü bunlar hayatı acısıyla yaşamaya başlayan çocuklar. Biz çocuklarımızın ihtiyacını karşılayamıyoruz. Onlara istediğimiz gibi sevgi veremiyoruz.
babalarıyla sağlıklı bir yaşam veremiyoruz. Eksiklerini gideremiyoruz. Peki bu çocuklardan ne bekleyebiliriz? Soruyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sizce bu çocuklar artık ağlamasın diye af zamanı gelmedi mi?